PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandığı bildirildi. Haberi Anadolu Ajansı geçti. Türkiye Müslim için Interpol'e yurt dışında aranması için kırmızı bülten talebinde bulunmuş. Ancak bu talep henüz Interpol tarafından uygulanmamıştı. Gazeteci Mete Çubukçu şu an telefon attığımızda. Mete Çubukçu, öncelikle şunu soralım. Salih Müslim kimdir ve yakalanması neden önemli? Salih Müslim PYD-YPG yapılanmasının ama özellikle PYD'nin en önemli ismi denilebilir. PYD-YPG'de eş başkanlık sistemi var. Bir önceki eş başkan Salih Müslim Asya Abdullah'la birlikte ve bir süre önce bilindiği gibi kırmızı bültenle araması çıkarılmıştı. YPG-PYD Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor ve terör örgütü listesinde arananlar listesine konmuştu ve Interpol aracılığıyla aranmasına başlanmıştı. Salih Müslim 70'li yıllarda Türkiye'de eğitim gören, mühendislik fakültesinde eğitim gören, Türkçe bilen, PKK ideolojisini savunan bir PYD liderlerinden, bir önceki liderlerinden birisi. Bir süre önce görev değişikliği yapılmıştı. Özellikle Salih Müslim dünyada ve Avrupa'da dolaşarak Suriye'de PYD-YPG propagandasını yapan, uluslararası alanda o propagandayı yürüten en önemli isimdi. Hep onu görüyorduk o çeşitli toplantılarda Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Birliği ülkeleri içindeki toplantılarda. Dolayısıyla onun yakalanması hem PYD-YPG, tabii ki iade edilir mi edilmez mi şu anda bilemiyoruz bu prosedürü, ama propaganda açısından, isim açısından örgütün en önemli ismi, dolayısıyla onun yakalanmış olması örgüt açısından, psikolojik açıdan da önemli bir darbe denilebilir. Çünkü hem dünyada hem Avrupa'da biraz önce söylediğim gibi en çok tanınan, en çok bilinen ve örgütün propagandasını en üst düzeyde yapan isimlerden birisi diyebiliriz.